Yani Efes'in istikrar yakalaması lazım. Efes'in Efes gibi oynaması lazım. Ne işte MVP olduğunu. NBA oyuncusu olduğunu. Özellikle de baskı yediği zaman onu bir meydan okuma gibi görüyor. E de maç planı çok fizik gibi beşli sahadaydı aslında ilk başta. Ya Fenerbahçe zaten sezon başına döndü. Evet. Savunmayı değiştirebilecek kapasiteye sahip takımlara karşı Simon'a ihtiyacın olduğu çok net ortada. Spacing diye bir kavram yok Fenerbahçe hücumunda. Belli oyunculara topu verelim bakalım ne yarar yaratacaklar şu an. Gönce işe devam edecek. Sen Gönce işe göre bir takım kuracaksın. Kadro hazırlıklarını da ona göre hemen başlatmak. Ondan sonra bahanesi olmayacak yani. Evet sevgili basketbol severler, Euroleague Basket Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben onu Uysal, bugün sizlere ve sevgili Murat abiye ben eşlik etmeye çalışacağım. Murat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki mağlubiyet, Cenk hemen arazi. Aferin, görevden kaçmıyor. Yanılacak gibi değil ya. Yani. Cenk abi eşinin doğum günüydü. Dündü doğum günü. Öyle mi? Evet. Ben de bugünü Bahane ettiği için bugün kutlayacağım. <laughs> mutlu yıllar diyelim. Ay <laughs> dün Evet <laughs> Ceyhancığım mutlu yıllar. Allah yardımcın olsun. <gülüyor> 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 Sağlıklı, güzel bir e, bebek inşallah. İnşallah. Abi bugün iki maç konuşacağız ama hemen öncesinde ufak bir hatırlatmamız var. Onu yapalım. Yedim ben Cenk yokken. <laughs> evet abi. Biraz dadandım. Çekimden sonra biraz yedik biz de NBA çekimden sonra e, hatırlatmamızı yapalım. E, kamp market alışverişlerinizde indirimlerden ve kampanyalardan faydalanmak için yemek sepeti uygulamasını indirip bana bir seçeneğini seçebilirsiniz. Alışverişinizi, market alışverişlerinizi indirim şekilde yapabilirsiniz diyelim. Murat abi iki maç oynandı. Hem Fenerbahçe ve Anadolu Efes. İki mağlubiyet aldı temsilcilerimiz bu hafta. Dilerseniz abi Efes Milano maçıyla başlayabiliriz. Yani orada en azından bir yarı iyi basketbol vardı. Evet. Yani 8 yarının İki iki yarısı iki çeyreği vardı. Yani Efes e, bu sene böyle gidecek herhalde. Yani Real Madrid maçının tam tersi. Bu sefer ilk yarı iyi oynadı. ikinci yarı baskı yiyince top bir kişinin bir iki kişinin elinde kalınca o düzen pas trafiği akış bozulunca çare üretemediler. Yani Fenerbahçe'den çok farklı değil esasında ama en iyi iki guard sende. Evet. Avrupa'nın en iyi iki gardı sende. Yani Fenerbahçe'den durum farklı. Ama aynı şeyle bence çözüldüler esasında. Çünkü ilk kere hakikaten iyi oynadılar. Ee, ama bu iniş çıkış Efes'te... Yani bu haftaki performans... Gelecek hafta nasıl oynayacağına dair hiçbir fikir vermiyor. E, sezonun da sonuna geldik. Kaç maçı kaldı Efes'in? Üç galiba değil mi? E, yani playoff'lar başlıyor. E, yani... Bir kere Simon çok önemli bir oyuncu olduğunu Real maçında da gördük esasında ama bu maçta da gördük. Yani sakatlığından bu kadar olumsuz etkiliyorsa yani sakatlığı ne merak ediyorum. Yok o sezon başından beri takım içindeki çekişmelerden mi etkileniyor ama yani Larkin'la Mitçi'ye rağmen Simon olmayınca. Çok iyi oynamadıkları takdirde ikisinin de aynı anda hiçbir şey garanti gözükmüyor Efes'te. E, uzun rotasyonunda e, yine işte dansını bu sefer 23 dakikaya çıkardı değil mi? Evet abi 23. 23 şimdi yavaş yavaş 25, 27 olacak ama da oyunda aynı seviyede kalamıyor bu çok net ortada. Yani Efes'in istikrar yakalaması lazım Efes'in e, Efes gibi oynaması lazım şimdi mesela bütün Efes maçlarından sonra benim şeylerim vardır. Ölçü skala mı diyorlar evet. ona? Şimdi yüzde 44 üçlük atmış Efes. Güzel. Evet, gayet yani iyi bir yüzde. Çok iyi. Ee, Metric 27 sayı ama ben Mitzic'in attığı kadar asist şeyine bakıyorum. Asist toplamı biraz düşük ama 5 asist bir top kaybı. Muazzam. 2,5'ün yani iki buçukun iyi olduğu Tabii. oranın. Moerman 6'da 3 atmış, tamam 8'de 6 değil ya da 7'de 5 değil ama %53'lük atan bir 4 numara, 16 sayı, 9 rebound'lık bir katkı. E, Dunstan 23 dakikanın en az 14-15 dakikasını gayet yüksek enerji ve iyi oynadı. E, peki nasıl kaybediyoruz biz bu maçı diye? sorgulamak lazım. Onun da cevabı Efes gibi bir takım 13 asiste kalırsa evet. ve ikinci yarı özellikle tamamen düzen dışı yani Kudur için baskı yemesi gibi oynadılar. Kurtarıcı. Ama işte olmuyor. Bu seviye takımlara hele Final Four yapmış bir takıma şimdi iki kere Milano yenildin. iki kere Barcelona'ya yenildin. Bir kere Madrid'e yenildin. Madrid'i yendiğin maçta Garda olmayan bir takıma karşı geriden geldin. Dört kısa eksiydi. Şimdi bunu bir analiz yapmak lazım. Ama zaten bu hafta da yine Herter'le aynı şey başına geldi. Makabi maçında. <laughs> Hayır, şimdi Lasso'ya kızamıyorum. Geçen hafta da işte geçen gün Cenk'le ya kızamazsın. Kim o kendi mi oynayacak? Evet. evet. Bak 10 yaş daha genç olsa kesin ondan daha iyi oynar. George 3 tane şekilde. George şu haliyle bile belki eee <laughs> <laughs> oyuna yön veren oyuncu olarak daha iyi oynar. Ama e, ne yapsın? Evet. Yani yok. Yine 4 eksikle de gittiler değil mi Makabi? Aynı kadro. Evet. E mecburen örtele döneceksin bir yerde abi. Ama yani o seviyede bir takım. Barcelona'da tamamen kendini iyice belli etmiş. Zaten Baskonya'da belliydi de işte evet. Feste aldı oradan. E niye Hiç. alıyorsun? Hiçbir şekilde anlamak mümkün değil. Ama olağanüstü bir menajeri var herhalde. Olağanüstü. <laughs> Kim bilmiyorum ama sen biliyor musun? Bir şey olması lazım. Ee, o şu an Nikos Varlas'ın çalıştığı OJT OGT. O, o, -O, -O. Hmm. menajer firması Müthiş. herhalde. Müthiş. Yani menajerlik şirketi abi. Bu adama bu ta seviye takımlarında sürekli iş buluyorlar ya. Ya Efes'te... Octagon. Octagon. Efes'te tokat ne siline, siline tokatla kovaladılar. Barcelona'da uçağa alınmadı. Evet en son hatta geçen sezonda Asrel'de tamamladı. bu bahçe? yeteneği görüp acaba ben ona adam edebilir miyim şeyi var. Edemeyeceğini de esasındalar, Lasso anladı da işte eksiklerden Mecbur dolayı ettim. çaresiz kaldı. Ama yani şimdi Efes'in sorunları giderek daha da kendini gösteriyor çünkü şimdi sezon sonuna geldiğimiz takdirde e, o sezon başındaki ortasındaki yumuşak maçların sayısı azalıyor. E, bir çözüm şimdi Bryant fena oynamıyor ama Bryant Simon'un getirdiği şeylere çözüm değil. Özellikle yaratıcılık top yönlendirecek değil. Kısmında. Yani orada. Ya mesela şimdi işte Efes Fener desen Şehmuz'u hiç oynatmadı ona da geleceğiz. Ama Şehmuz'la Hen ile baskı yaptığın zaman hele ikisi de sağlıklıysa şey Simon vazgeçilmez oluyor o zaman. Evet. Yani zaten e, direksiyon ona teslim etmiş durumda kalıyor bir yerden şimdi sonra. O, o, alternatifi yaratabilecek mi geride kalan maçlarda playoff'a girene kadar? Plyce'i yine fena kullanmıyor ama yani Bryant'ın süresini arttırmak orada bence çözüm değil. Hele beş maçlık bir play-off serisinde hiç çözüm değil. Çünkü dördüncü ve beşinci maçta daha da düşer. Yani e, Erginataman e, şeyin şöyle adını. Larkin'in o dizinde bir sıkıntısı var. Ondan yüzde yüz emiyim çünkü yani böyle şey oynamaz. Takımın bir şey devam teslim etti. Mitzic de MVP olduğunu, NBA oyuncusu olduğunu özellikle de baskı yediği zaman onu bir meydan okuma gibi görüyor. Ee, bir takım şeyleri e, yaptığı şeyleri yapmamaya başlıyor. O da rakibin işini kolaylaşıyor. Yani, Benzer şeyleri zaten Fenerbahçe için de söyleyeceğim. Yani tabii bunun diğer tarafında Messi'nin de orada ikinci yarıdaki aslında savunma planı kurgusu çok değerliydi. Ayrıca Messi'nin Ergin Ataman rekabetine de baktım. Şöyle maç öncesi kısaca. 13'e 2 olmuş oradaki maçlarda. Hmm. Evet. Messina. Evet. 2 o 2019-20 sezonda o koronavirüsten dolayı iptal edilen sezonda. Efes'in Ergin Ataman'ı kazandığı. Bir tane hatta 20 sayılık bir farklı maç vardı buradaki. Hmm. Ya işte ikinci... Bak hiç öyle bir fark olduğunu hmm. hissetmiyordum yani. Evet. Zenit'i yenemiyor. Onu biliyorum. Pasqualin de öyle. Pasqualin acayip bir üstünlüğü. Hatta üstün burada diyor. yine konuşmuştuk. Ama şimdi tam hani sayı aklımda değil. Ya benim oyun planım bu. Karşı hamleyi yap bakayım diyor. Şimdi burada da aynı şey. Mitsis'e sarıldı. Ha, ikisi iyi oynadığı zaman, Simon'dan destek geldiği zaman rakibin çok fazla ne yaptığı önemli olmuyor. Ama <laughs> Simon'un görevini yapacak biri ortaya çıkmadığı zaman biri öbürünü çünkü belki bu sene o kadar değil ama Larkin'in de Mitzic'i çok aşağı çektiği ezdiği maçlar oldu geçmişte yani yüzde yetmiş çok acayip bir rakam o kadar kullandı mı bilmiyorum ama ee, o zaman bir kişinin iki kişinin eline bakıyorsun ama 13 ki hiç beklemiyordum ya bir de işte aslında ben maç planında da yani işte Messina'da maç planında çok fizikli bir beşli sahadaydı aslında ilk başta. İşte Delaney, Shields, Datome ki Datomi aslında neredeyse çoğu zaman dört numara kullanıyordu. Yanında Melle Tarçevski ben herhalde dedim ki yine işte tepede o baskıyla birlikte Efes'i yıpratmaya çalışacak Milano ama öyle yapmadı. Onlar da bir ara işte Delaney'den sonra özellikle atmaya başladılar. Yani bir şekilde atat at, at basketbolunda dönünce. Hem boyu Efes'e verdiler. Evet ya orada biraz Delaney'in aslında erken tercihleri belirleyici oldu. Efes'e tabii... E, bu basketbolu en iyi oynayan takım Avrupa'da ve fa fark işte bir anda 15'lere çıktı. İkinci arada da tam tersi bir plan vardı aslında Messina'da. Yani aslında Switch'i yani yine Efes'in en çok zorlandığı şey bu sene. Yüksek kilo oyunlardan sonra yönlendirme savunması yaparak aslında Switch'te alanı da daraltılar. Aslında bir kutu savunması gibi yani. Box and Van gibi. Mı? Aynı öyle. Tek, hatta Melli'yi, datamayı bazen tepede bıraktılar. Çok iyi geç mesela. Onlara karşı karşılama yönlendirme savunması yapıp. Ki orada Bergin aslında James Anderson'a başlamasının da e, faydasını gördü meclisinde. Ondan hep e, yardıma gelerek bu şekilde çözüm üretemedi Efes kısaları. Şimdi James Anderson e, e, Ergin Ataman gibi koçlar için hep bir sıkıntı olur. Yani e, çünkü tarzı onun sevdiği tarz oyuncu değil. Ama onun yaptığı bazı şeylere mutlaka ve mutlaka ihtiyacı var. Ondan... Aynı şey Polona, Polo Pol Nara şey için geçerli. Djordjevic. Ya Polonara'yı Efes'e versen belki Efes bu sene şampiyon %100 olur diyebilirsin. Yani sezon başından beri burada olsa. Seviye bu atlatacak kesin yani. Ha, bu tempo. Evet. Mutlaka seviye atlatırdı o takımı. Yani. yani bir de 30-35 dakika oynadığı zaman bu sene öyle 3-4 maçı var. Ee, her şeyde katkı veren bir oyuncu. Özellikle de o Aster maçı mesela direkt aklıma geliyor. Deprasman'daki. Olympiakos. O da var evet. Milan yani. Milano maçında da yine. Ama orada da işte o da şeyin sevdiği tarz oyuncu değil çünkü o Porsche, e, George'yu Toyota seviyor. Yok öyle yani. Evet, ya daha işte fizikli, daha klasik uzun tercih oluyor çoğu zaman savunmada. Ya Aslında yani bugün modern bunu Efes'in iyi zamanlarında görüyoruz. Modern basketbolda koşan öyle bir e, uzunun ne kadar sana kolay sayılar kazandırabileceğini ve rakibi bir anda kırılgan noktasına getireceğini nasıl görmüyorsun ya? Yani. Yani hiç... Ya. Ya tabii orada Polonya gibi aslında birkaç konu var yine Fenerbahçe tarafında. Ya Fenerbahçe zaten sezon başına döndü. Evet. Yani Efes o kadar kötü durumda değil. Efes'in istikrar problemi var. Bir de işte rakibin hamlelerine maç içinde adjustment problemi var. Yani ayar yapma problemi var çözüm de ikisinden birine topu teslim et değil. Yani uzun rotasyonda evet Singleton olmaması bence bak o kadar sevmiyordu taraftar. Ee, daha farklı olabilirdi. Ya bence 5 numaraya bir bölümde mesela Singleton olduğu bir yön çok ciddi fark yaratabilirdi maçta. Bence yani, de yani. Yani rahatlatabilirdi yani. Yani dansında, çözüm 25 dakikalara çıkarmak değil dansını. Hatta Dunstan'ı doğru şeyi bulup 18 20. 18 taş çatlasa 20 şeyinde tutmak. Yani Dunstan %100 de Jenkins <laughs> ağı Kırdık mı? <laughs> yani Dunstan sahada %100'üyle olacak ki o verimi sağlasın. %100. Aynı şekilde Singleton mesela çok sağlıklı bir Singleton. 5 numarada oynadığı bölümde o Melli Hines mücadelelerinde mesela katkı sağlayabilirdi bu noktada. Yani Efes'te birinin elinde topu Patlatınca, bağlantıları kesince, o pas akışını engelleyince, o zaman çok e, durdurulması iyi koşular için kolay bir takım haline geliyor. aslında çok siz... fazla şey yapmadım evet. E evet. Yani aslında ikinci yarıda bir şöyle bir şey oldu. Efes ikili oyunları yüksek ikili oyun oynadı maçın başına veri. Tarçevski zorlamak için. Forvet'e taşıdı. Aslında orada da alan da buldular. Yani işte özellikle Larkin vesaire iki hücumda mesela Melin üstüne atak etti. Sonraki pozisyonlarda o da e, kısayla e, perdeyi savmaya başladı Messi. Mesela, mesela Divonol'un bir savunması vardı. Skor 74 79 iken Larkin bir türlü gidemedi çembere mesela. O beni çok şaşırttı yani Divonol'un da o savunma yapabilmesi orada. Maçın muhtemelen kilit e, pozisyonlarından birisiydi. Ya Larkin şimdi yüzde yüz olsa e, zaten uzunu yakaladığı zaman faali çaldırıyor, evet. bazen faal basket yaptırıyor, bazen kaçırıyor temas olup düdük gelmezse. Ama yani bence hala onun dizinde bir sıkıntı var yoksa Devante Hall geçemeyecek bir oyuncu değil. Yani vurup yani özellikle işte ile falan eşleşmelerde bazen direkt vurup geçmesini bek bekleriz ama işte onlarda biraz şey olur. Larkin... Ama Birkaç tanesinde geçti. Bir tane başka bir faal yaptı. İki değil isabeti değil var iki, iki, sayılık atış olarak. Bilmiyorum. Yani çözüm üretme zamanı. Çünkü şimdi dün Barcelona yani hakikaten 3-4 tane çok önemli eksiye rağmen tabii aynı pozisyonda sakatlıklar gelmeyince abi yine hala müthiş bir kadro ya. Tabii. Ya ona, bir de o üstüne genç oyuncular da süre verdi. Yani ona da geleceğiz. Yani bence biraz şey yaptı Fener'e. Jest yaptı açıkçası. Ee, yani yüzü rahat geçerdi. O yani, kadar dağıldı Fener'e. özellikle ilk yarıdaki, ikinci yarıda başındaki hücum verimliğine bakarsak kesinlikle geçmesini beklerdik orada. Yani Neyse Fener'e gelince onları evet. konuşuruz da. Yani Ceviz'in ilk beş tercihleri birinci ve üçüncü çeyrek evlere şenlik. <laughs> yani ne düşünüyordu? Hakikaten ben hiçbir şekilde anlayamadım. Şimdi Efes'in önemli olan önümüzdeki 3 maçta eksiklerini düzeltip Simon hakikaten sakatlıktan dönüyorsa lig maçlarında da Simon'a yer verip Simon'un form tutmasını sağlamak. Çünkü hakikaten bu tür sert savunmalara savunmayı değiştirebilecek kapasiteye sahip takımlara karşı Simon'a ihtiyacın olduğu çok net ortada. Yani işte geçen sene mesela şey hatırlıyorum Real Madrid Playoff serisinde yine e, aslında Lasso da biraz buna benzer bir savunma stratejisi yapmıştı. Yani Garuba orada biraz baksan gibi. Garuba kozuna çözüm bulamadı mesela her evet. Ergin Ataman. Seri gidiyordu 2 0dan Şey yaptı son maçta. Kısadan kısa perdelemeyle mesela biraz çözmeye çalıştı. Yine mesela belki işte gelecek dönemdeki maçlarda özellikle Switch savunmasına karşı sıkıntı yaşadığı bölümlerde böyle çözümler olabilir, olabilir ama yani orada bir kurtarmak için bir hamle kesinlikle gerekiyor. Bunu da işte bir yanı yine topla oynayan oyuncu sayısını arttırmak bu noktada da Simon'un mesela var. Yani topla ayrı. o oynamazdan ziyade topa yön veren. Evet yani yaratabilmek topla. Yani topun elinde kalacak kişinin değişmesi çözüm olmayacak. Evet. Yani topa yön veren oyuncu sayısı arttığı takdirde rakip bu sefer onu düşünmeye başlayacak. O da oraları biraz daha gevşetecek ama sonuçta e, uzun rotasyonunda da yani şimdi hep kısaları konuştuk bugün şeyden dolayı mitişten dolayı yani uzun rotasyonuna da bir çözüm bulması lazım. Ya 5-4 oynatacak Moerman'la şeyi Singleton'ı. Evet. Singleton yani e, dansının süresini arttırarak bence verimli kalamazsın. Hele playoff'larda. Yani dansını yıpranmış olacak böyle değil mi? Bu biraz daha zarar veriyor aslında ilerleyen maçlarda düşündüğümüz zaman. Yani işte Playz'ı yine belli noktalarda kullanıyor. Maksimize edebilir kullanımını. Yine işte biraz daha kısıtlı sürelerle. Ama yani yine o sezon başına beraber hep konuştuğumuz o iki tane dört numara yan yana oynatma planına muhtemelen yani bir yerden belki sonra... Belki de gizliyor. Yani belki de saklıyor. E, olabilir olabilir. Görmesinler diye bak o da olabilir. Çünkü geçen sene kullandıktan sonra bu sene bu kadar unutmasına pek bir anlam veremedim. Belki saklıyor. Evet. Hatta bir yarı sezon başına zaten mecburen kullanıyordu. Geçen sezon özellikle işte sakatlıklardan dolayı. Ama fena da olmuyordu. Evet. Yani rakibin uzun şeyine bağlı biraz ama. E e... Sonra bayağı çözüm olarak da maç içinde. Evet. Yani Dunstan, Playz kenardayken, Sertaç oyundayken kullanıyordu yani. Sertaç'ın dün nesi vardı? Sertaç abi son 3 maçtır. Onun bir sakatlığı var orada. Hatta antrenmana katılmıştı maç öncesinde. Ama Olmadı. daha da oynamayacağı daha sonra belli oldu. Muhtemelen hafta içindeki maçta oyna başladı Abi Higgins yok. Sertaç yok. Rokas Yukubaytis. Yukubaytis yok Yokobaitis evet. yok. Esas benim adam yok. Oriola. Oriola. O da çok uzun süredir. 17. haftadan beri yok. Evet. Oriola. <laughs> o zaman Barcelona. Tamam. başına geçelim. Orada da konuşacak fazla bir şey yok esasında da işte. Yani neyi konuşabiliriz? Ne oluyor? Djordjevic'e e, diye konuşabiliriz herhalde çok zor bir maç olacak zaten hani her anlamda belli daha. Barcelona zaten ligin en iyi takımı, en iyi hücum verimine sahip takım. İşte savunma veriminde yine ilk olan bir takım. E, hücumla ilgili birçok şeyde işte asiste, servis atışta vesaire bunların hepsinde birinci bir takım ama onları da oyun planında mesela Fenerbahçe'nin ya süren bir beşte maça başlaması ve bununla beraber üçüncü çeyrekte de aynı şekilde bir beşte başlaması zaten aslında üçüncü çeyreğin ikinci dakikasında maç bitti o 9-0'da. Şimdi e Geçen hafta <laughs> geçen gün Baskonya maçını konuşurken Baskonya'yı hiç mi seyretmediler? Bu karar alındıktan sonra özellikle Baskonya bizim eski güreşçiler gibi bacağını uzatıyor. Son çeyrekte de seni tuş ediyor. Şimdi rotasyonu bir kere 9 iki kere gelmişsin. Rotasyonu orada daralt. Bir 3 dakika sabret. Yine maç sonuna diri bırakabilirsin. Ama direncini şey yap adamın. 14-18'e çıkarabilirsin. E seyretmemiş. Yani Baskonya'nın son çeyreği nasıl oynadığını bilmiyorsun. Evet. E şimdi sen güzel istatistikler söyledin. En yüksek üçlük atan takım kim? Barcelona bir de en az deneyen aslında atan. Peki e, Efes'den sonra en, en son en çok üçlük bulan takım kim? Barcelona. Barcelona. Abiciğim biri bana bunu anlatsın ya. Hakanen. Yani senin basketbol şeyine güvendiğim için söylüyorum. Maça başladığı beş. Henry. Şayok. Şayok. Pie, Şayok bir de oyun kurucu gibi. Yani onu da ben Oo, Yani, yani baba şey NBA'de sekiz sezon oynadığı için. Henry Şayok. Pierre Booker Floyd. Kaç tane atıcısı var şeyin sahada? Ee, Barcelona Barcelona'nın Barcelona ve kimle eşleştiriyorlar şeyde? Yani işte Eczema'ı da net bir atıcı olarak saymazsak Abrines, e, Mirotic. Aslında 5 e, atıcı ama. Hayır ama evet. esas babalar kim? Abrines, Mirotic. Gabrines ile Kaçta kaçta başladılar? Yani kaçırmadan başladılar. Bir tane Mirotic kaçırdı evet. galiba. Biri 5'te 4'te öbürü 3'te 3. o. Ya da tersi. Mirotic de atarak başladıktan sonra kaçırdı perde çıkışı. Tabii tabii. Tane. Yani şimdi... Tamam bunu yaşıyorsun. Polonara'yı oyunu aldığın dönem Wesley Polonara bir denge sağlamışsın. Abi aslında bir beş buldu. Onu da not etmiştim. Ee, şey Henry, Guduric, Pierre, Polonara, Wesley. Wesley. Orada beş üçlükte bir seri yakaladı aslında Fenerbahçe. Daha sonra bir tane üçlük yedi hemen. Kuruç'un attığı bir üçlük vardı. Hemen Polonara'yı çıkarıp. Polonara'sı şamar olanı zaten. biraz öyle oldu. Ya bu kırı seyrediyor musun? Şimdi Murat dediğinde bir şeye taktık. Ee, Rakip hücum ederken bir tek bu kızı seyrediyoruz. Yani ben... Abi 3, 6, 9, 12, 15, 18 ya. Ya, ya bu hiç... kadar katlanamazsın ya. Orada Polonara varken. Ya yani Mirotic'e en iyi eşleşme dünyada değil. Ama senin kadronda Polonara abi. Evet, ya da Veseli sağlıklı olacak. Ya Kimseli? Polonara de. Ben de şöyle bir 5 çıkardım. Çünkü dün hakikaten Henry bitmişti. Yani evet. normalde Henry'e katılıyorum ama bir gün arayla iki maç... Ee... Bir de tarzı zaten yorucu, bir müthiş de geçiyor. maç eksiği var. Ben de şöyle bir beş çıkardım. Sizinkinden esasında, seninkinden çok farklı değil ama ben ee, nereye yazmıştım bunu? Ha, İsmet, Guderich, Pierre, Polonara, Wesley. Ben de o beşi çıkardım. Onu da şu, ha, şuda da bak, enteresan. Şeymuz ne oldu? Evet hiç süre vermedi. Ya zaten genelde 12 oyuncu kullanmayı hiç sevmiyor. 11 oyuncu da bırakıyor ama. Ama işte... Şehmuz mu olur o? Evet. Ya Şehmuz'un yani Wesley ve Dekola sakatlandıktan sonra takımın o ayağa kalkışında belki de ikinci en önemli oyuncu evet. Şehmuz'du abi. Yani Henley, sonra. Henry Şehmuz eksenine yapılan savunma baskısı zaten tamamen belirleyici oluyordu. İsmet'in son maçı almadı. İsmet yine Şehmuz'a yakın. Yani hakikaten sakatlığı varsa bilmiyorum özür dilerim. Ama 12 oyuncu arasında bir tek Şehmuz mu oynatılmaz abi? Şimdi denemelere bak. Bartel 18-15. 18 dakika 15 saniye. da Bartel'in zaten ikisi sezon içinde rotasyon dışıydı neredeyse ama 18 dakikalarda süre aldı. bu son... Şayok 17 dakika 48 saniye. Melih 8 dakika 29 saniye. İkinci yarıya nasıl başladık? Dedik ki ya ilk yarı hakikaten yani bu savunma olmadı. Ee, Yasikeviç üstü tahminim yani bilmiyorum. Ya bunlar şimdi önlem alır. Ben bir tane daha atıcı oraya sıkıştırayım muhtemelen diye. Muhtemelen Veseli Guduruş gibi beş tabii, tabii, bekliyor. Tabii tabii onu bekliyor. onlar <laughs> Kalaitis, Abrines, Kuriç, Mirotic, Smith değil mi? Evet. evet. Yani, bir de oraya Kuriç'i yani, soktu. Yani atıcı olarak. Üçüncü atışı. Evet. E, Bizde Kuriç var diye Melih, Melih ya şaka gibi bak hakikaten şaka gibi. Henry, Melih. Yani sen Floyd, Pierre, Henry, Booker, Şayok'la başlıyorsun skandal. İkinci yarıya Booker hiçbir perdeden çıkıp el uzatamıyor. Yani şöyle bir el sallıyor. İkinci yarıya Henry, Melih, Pierre, Booker ve Bartel'le başlıyorsun. Floyd'a ne oldu? Ya yani Floyd yine doğru kullanıldığı zaman üç tane Bartel eder savunmada ya. ya tabii. Ya şaka gibi abi. abi. dün Twitter'da... Sonra da 3 6 9 gittiler. Ben yani Twitter'da yazmıştım hatta bunu. Yani Kim yazmış? zaten ben paylaşmıştım. He. Barcelona hücum planını muhtemelen birçok kısmını özellikle ilk yarıda Booker'ın sahada olduğu şekilde göre planlamış ve tamam. tamamen Booker üzerine yani yalnız yani Milotic hazırlanan setler değil e, ters strateji tüm oyunlarda Booker'ın o yardımda gecikmesi üzerineydi. Zaten bayağı da gördük bunu. İnanılacak gibi değil. He. Ama Polonara orada varken ilk dakika 4 yarı dört dakika Polonara'yı oynatıyoruz. Yani Bartel'le beraber oyuna girdiler. Yani bu ona şimdi Fenerbahçe taraftarı ne zaman sokacak diyor. Geçen sene şakır şakır sokuyordu. Biraz ritmine bulunca atabilen bir oyuncu. Yani dün Kıvanç'a sordum program sonunda da e, vakit, az vakit ayırmışlar. E, şey yapamadık. 28 dakika oynadığı maçların bir çıkar şeyini. Hmm. Zaten yani ritim bulduğu maçları. Zaten Polonya'nın en verimli olduğu şey kullanımının yüksek olduğu maçlar. Aynen. E şimdi 4 dakika niye oynatıyorsun? Tamam bir tane üçlük kaçırdı. Top çaldı. İki kere serbest atış çizgisine gitti. iki rebound aldı. Bir enerji getir. Çünkü o enerjiyi o seviyede istemiyor Georgievich. Çok hızlı. Yani George için kafasındaki basketbola işte uymuyor yani Polonara tipi oyuncular. O da kullanmıyor o yüzden istemiyor tabii. Şimdi elinde bu var. Bu takımı çalıştırmayı kabul etmişsin. Karşında Mirotiç gibi çok iyi üçlük atan, uzunu olan bir takım var. E Abrines var. Kuriç. Kuriç var. Labrovitola. Hadi o dün yine nispeten evet. şey kaldı. Ya bunların sen yüzdesini biliyor musun? Kuriç 3'te 2, Abrinas 7'de 6, Mirotiç 5'te, 5'te 4. 5'te 4. Üçlüsü 15'te 12, Yüzde %80. Fenerbahçe'nin serbest atış yüzdesi %80 ama değil ya. Hani bu üçlüklerin hiçbir yerde ritim dışı veya zorlama değil de bir tane ama... şeyim var. Mirotiç. Evet, o da çıkıp attı attı. Ee, bir attıyoruz. tane var. Hepsi bir kere ucuma çıkarken hemen ikisi köşelere iniyorlar. E sen Hadi onun biraz adapte oldu belki. Wesley'in zekasıyla oldu bence o. Şeyle evet. de olmadı. George işte olmadı. Ya sen sanki rakipte şey var gibi savunuyorsun. Real Madrid'deki Tavares. Ya bunlar hiç şeye girmeden yani şeyi... Dikoy'un Türkçesi ne? Yanıtma, aldatma. Smith'i öyle kullanıyorlar. Yani zaten simit. Sen çekildiğin, dal çıktığın zaman o zaman şey yapıyorlar. Zaten simitin normalde çok fazla ilk beş başlatmıyor ya Hatta bu sene üçüncü veya ikinci ilk beş olması lazım. Onu da tamamen aslında Fenerbahçe'nin savunma stratejisi üzerine başlattı. Yani Fenerbahçe biraz da mesela ortayı kapayabilen ama işte o kaymaları, şutör savunmasına sıkıntı yaşayan bir takım. Simit de mesela bunu açtı biraz da. Özellikle ikinci yarıdaki mesela kullanımı da öyleydi Smith. Ama açılma problemi Fenerbahçe'nin kenardan kaynaklanıyor. Evet. Açılma problemi olan beşliği sahada tutarsan açılma problemin devam eder. Obra zamanında da Fenerbahçe'nin köşe, üşük evet, şey... Zayıf köşe Hep, taraf hep vardı. bir zaafı var ama böyle değil abi. Ya Bu kadar değil. Abi de mesela ilk beşte ben işte Şayok'u ilk beş gördüğüm zaman biraz tahmin etmiştim ama aklıma şey geldi. Şimdi bu CSK maçında sezonun ilk yarısında Şayok yardımcı oyun kurucu gibi oynamış mesela ama oradaki beşe baktım sabah gelmeden orada sağda yanında Vesele ile gudurıç var. E ki zaten işte Şeyoku böyle kullanıyorsanız ya yanında Veseli gibi hem pas kanalı hem de organizasyon olarak rahatlatacak bir oyuncu olması lazım. Yani bir de Şeyoku mesela en önemli özelliği nedir? Çembere gitmesi biraz daha, o tempolu çembere gidebilmesi. E onun için de tepeden ikili oynayıp yüksek bir şekilde o tempoyu bulması lazım. Ama Fenerbahçe'nin öyle bir geometrisi ki sağda e Pierre e Pierre pierre Henry, bu Floyd hiçbir hiçbir 34 değil. E i̇çeride gömülü oyun oyuncu zaten Floyd olunca onu da bırakıyorlar sürekli. Yani çok ilginç bir başlangıç. Spacing şey diye. diye bir kavram yok Fenerbahçe evet. hücumunda. Fenerbahçe hücumunda belli oyunculara topu verelim bakalım ne yaratacak var şu anda. Ya i̇şte biraz mesela Gudrich e girince oyunu ilk girdiği zaman ama işte orada Ves en çok asist yapan oyuncu mu değil mi? Dört 4 asist var. 4 asist. Yok 5 asist Guduric. 5 asist Guduric ondan sonra Wesley. Evet Wesley. tamam abi senin uzunun. yani Wesley hakikaten zeka olarak savunmada da hucumda da o kadar fark ediyor ki bazı şeylerin kenardan geldiğini düşünüyorsun. Halbuki o Wesley'in kendi tecrübesi, kendi birikimi. Abi çok affedersiniz. Wesley evet asist ben e, şeye baktım. Rebound'la asist karıştı yan yana olduğu için Wesley'e en çok asist yapan evet. Üç asiste. En çok değil evet, mi? Evet en çok. <laughs> 13 asistin için. <laughs> bir de değil. şey olarak kullanılmıyor. Oyun kurucu olarak da değil. Oyun kurucu olarak kullanılmıyor. Düşün artık işte. Yani abi. karar verici değil sadece kısa devremelerden o opsiyonlar. Orada buluyor. pası şey görüşüyle evet. sağ görüşüyle. Esasında Wesley'i şey olarak da kullanmak çok lazım bu takıma. Ya mesela Barcelona'nın e, ligden çıkan özelliği mesela topsuz hareketlilik. Geçen sene Barcelona'dan sonra Fenerbahçe geliyordu. Çünkü Veseli Tepe'de konumlandığı zaman e, çok fazla alınıyordu. Bütün kısalarda kat yapıyordu işte Dekolosu, e, gudur içi. E şimdi Veseli Tepe'de konumlanmadığı zaman e, aynı şekilde bu kırda içeride kalıyor. tane şut olmayan e, yani Booker'ı değil de post topu seven. E, yani evet öyle olunca zaten hiçbir şekilde kısalara hareket alanı kalmıyor. Ya o da kısıtlıyor takımı bir yandan. Yani Şimdi Polonara olsa, Polonara'ya güvense ritmini bulmuş bir Polonara özellikle de. Ama ritmini bulması için de Oynama. ona oynamak lazım. Şimdi o bir kere orada bir alan yaratacak. Pierre de sol köşeden fena değil. Çünkü fe, Pierre'in artık şeyi e, söyle postapı herkes önlem alıyor. Evet. Yani Pierre'in post senin hücumun önemli bir parçası olamaz. Ancak başka şeyleri iyi yapıp onu unutturduğun zaman Pierre'i oraya şey yaparsın ya da yüzü dönük kaldırırsın. Ama yüzü dönük aldırdığın zaman da öbür iki uzun çok önemli. E tabii yine biraz daha o sahayı açabilecek oyuncular olması lazım. Kesinlikle. Yani Polonar esasında tarz olarak şu andaki rit ritim ve form tam ilaç gelebilecek bir oyuncu. E profil itibariyle tamam. Profil evet. olarak bravo. Hem savunmada hem ucumda. Ama yani sen Bukur'la başlıyorsun. Bartel'i ondan önce oyuna alıyorsun. Zaman zaman Metecan kadrodayken Metecan'ı ondan önce oyuna alıyordun. O açıdan yapacak bir şey yok. Yani sen ektin, sen biçeceksin. Yani Polonar şimdi bazı taraftarlar da mesela çok fazla eleştiriyor Polonar'ı. <laughs> Ama Polona'yı senin benim kadar seyretmişler mi? Ya işte gerçekten mesela yazın transfer edildiği zaman Avrupa'nın önemli 2-3 havlesinden birisi olarak gözüküyordu Polonya'yı ki peşinde de çok fazla kulüp vardı aslında. Vardı tabii. Ama işte hayal edilen performansı burada gerçekleşmedi. Bu da biraz... Ya o niye Fener'e geldi biliyor musun? O George için gelmedi. O Fenerbahçe basketbol kültüründe Mauricio geldikten sonra Datome'nin, Melli'nin, ne kadar başarılı olduğunu gördüğü için hatta İtalya'dan gelme de şu Pierre'in veya şey. Nunnally'in. James Nunnally'in. Ondan geldi. Piyangodan Djordjevic çıktı ona. Ya aslında Igor'un tam seveceği bir oyuncu profili. Ya Igor'un sistemine basketbol düşüncesine çok uygun. Peki sana şöyle söyleyeyim. Ergin Ataman koç olsa. E, yine bir düşünce Peki Trincky Koç olsa o da verim alırdı kesinlikle. Pascal de mesela iyi verim alırdı ondan muhtemelen. İşte onu söylemeye çalışıyor. Yani burada Fenerbahçe taraftarı gördüğüne göre yorum yapıyor. Ama bildiğine göre aslında abi, yorum yapmak lazım. Performansı göre eleştiriler haklı ama performansın sebebini burada birazcık e, incelemek gerekiyor. Abi şimdi gayet enerjik girmiş. Rakibi Wesley'de oyunda. Sen bir fren frenlemişsin. Top çalmış, basket atmış, şey e, faal yaptırmış bilmem ne. E şimdi sen oyuncusun ve genç bir oyuncu değilsin. Polon arası. Nedir senin beklentin? Ya artık orada ma maçın sonunu kapatacak. Ya ilk yarıyı ben bitiririm evet. en azından. Değil mi? Ya hem ilk artık maçın sonunu karar anında ben oynarım diye düşünürsün muhtemelen. E bir ara baktım bench'te oturuyor mu diye. Acaba soyma odasında mı kaldı diye şimdi bunun psikolojik tarafı da var. Zaten psikolojik olarak ıı, yıkılmış bir takım. Üç tane galibiyeti silinmiş. Yani o açıdan bunları yani ben Polonara'nın iyi oynadığını söylemiyorum. Ama Polonara'nın profiline baktığın zaman Polonara bu takıma çok şey getirecek bir oyuncu doğru kullanıldığı takdirde. Avrupa'da birçok kafa oynayan takımın hepsine de fayda verir yani Polona. Tabii canım tabii. Yani bak ben sana söyleyeyim yani bilmiyorum kaç yıllık anlaşması Efes gardlardan birini bile tutsa yani ikisini herhalde çok pahalı olacak bu sefer Polona dünyanın işini yapar Efes'te. Tabii kesinlikle orada çok ciddi katkı verebilir. Hatta bir ara yazın yazılıyordu özellikle işte Muharman'ın o ayrılığı gündemdeyken. Evet Barcelona'ya gittiği evet, şey. Polona'nın Efes'te anlaşabileceği de hatta konuşuluyordu yani. Muhtemelen öyle bir dedikodlar da dönüyordu. yayınladıktan. Evet Moherman Instagram'dan paylaşmıştı. Barcelona'da da... ...dün Jaskevicus mesela... ...o da 12 kişilik rotasyonu kullandı. Hatta iki tane de genç oyuncuya süre verdi. Kaysedo'ya... Ve ...Galibonilla'ya mesela. Ya Kaysedo... ...17 dakika 16 saniye. Evet. Bir, yani bir yarı oynamış neredeyse. Bonilla 5 dakika 22. martinez de 20 dakika. Tamam o çok genç değil öbürleri gibi. Onu biraz daha... Ama evet. daha tecrübe. Yani tecrübe açısından takımdan... ...o ikisinin arasında... ...gençlerle diğer oyuncular arasında... ...yani dediğim gibi yani istese 100 sayıya çıkardı. Kesinlikle çıkardı. Zaten maç sonunda biraz Adidas Next Generation turnuvaları var ya onun gibi 5 de Kaysedo ile beraber nasıl, oynadı. Şimdi nasıl eğlendiler? Evet. ilk Kaysedo da çok yetenekli potansiyel bir oyuncu. Ben hatta onunla işte bu, bu sene tanıştım İstanbul'a geldiklerinde deplasmanda. Biraz çok ufak konuşma şansımız da olmuştu. Çok beğendiğim yetenekli bir oyuncu. Yani bayağı atlet. Fiziği de üst düzey bir gard. Yani mesela onun kullanımı yasakı uçusunda onunla işte iletişim vesaire çok önemliydi onun için mesela öyle genç oyuncular için. Yani tabii maça öyle, hiç tehdit etmediği için evet. bir ilk yarının sonunda dörde indirme şansı varken yine top kaptırdık. Sekiz bitti. Evet, tek e, tek baskete inebilecekken. Dör, dörde ine, inebilirdi. Üçlükte üçe inebilirdi. Sekiz bitti. Bu hala sana oyun, oyun kurucu şeyini kaçıncı kez bu? Dakola da yapıyordu bunu ilk yarının sonlarında, maç sonlarında. özellikle. Yani fantazi şeyler, düşünceler. Esasında şimdi bak Barcelona 14 tane top kaybı yaptırmış. Fena değil değil mi? Ama... Güzel. E sen 15 tane yapmışsın. 9'unu Dokuzunu top çaldırmışsın. Ama bir diğer taraftan da top kayıplarından 28'e 10. Barcelona. Evet. E i̇şte onu söylüyorum. Sen 15 kaybedince 9 tane hücum ribantı vermişsin. Bir tanesi hariç hepsi kaçan üçlüklerden sonra. Ve üçlük atıyorlar. İkinci şans sayıları da 15-11 abi. Bak 15 ise 5 tane üçlüktür o. Evet muhtemelen öyledir. Ya zaten Euro en iyi üçlük atan takımı. üçlüğü kaçırmış. Al şu rebound'ı bir üçlük daha denesinler. Hatta bir hücumda üçüncüde Üç, soktular. Denizler, evet. Yani o zaman yani bu kadar kusura bakmasın ama tamam. bence oyuncular kadar belki oyunculardan fazla George etkilenmiş bu maçların galibiyetlerin silinmesinde. De ile Bartel'in ve <laughs> Şayok'un dönüşüne bir çözüm üretememişti zaten. Bir de bu arkasına gelince yani ben hiç konsantre olmayan, hiçbir çözüm görmeyen e, iyi hazırlanmayan bir koç gördüm. Kusura bakmayın yani ben gördüğümü söyleyeceğim. Yani e, istese mesela İstanbul'da Fenerbahçe 42 sayıda yenmiş olsaydı Barcelona bu maçı 45 sayıda kazanırdı. Yani o maça baştan. Yani eğer rakip sonra... olsa Averaj için kazanırdı abi. Ya Barcelona ne isterse onu yaptı. Yani. Kesinlikle. Sen biraz onları şey dışına ittiğin beşten hemen vazgeçiyorsun. Bir de baskı oynuyor maçı da İsmet niye yoktu ya? Evet o da... O. Ha? Özellikle bugünkü dünkü performansından sonra mesela. Abi İsmet bak oyun kurucu seviyesi Euroleague değil. Yüzüne de söylerim. İsmet çok çabuk topu elden çıkaran, çok cesur ve özellikle bazı noktaları olan hatta e, Harun Erdoğan'ın oğluyla seyrediyorduk maçı. Noktasına atar şimdi sokağa. Abi nereden biliyorsun? E, oradan kaçırmıyor adam. Ve de kendi dripling üzerine de atabiliyor. O da mesela çok önemli. üzerine atıyor çünkü Euroleague seviyesinde olmasa bile oyun kurucu bir oyun kurucu olabilir. orijinali var. Ya ben olsam bir proje olarak Abi İsmet'i bütün yaz bir iki numara olarak yetiştiririm. Çünkü savunmada da çok mu iyi savunmacı değil ama Eurolig'in en üst seviyesinde bile geri adım atmayan, rak rakibi yıpratan çok çok iyi niyetli bir savunmacı. Yani örneklerinde yak çok yakın zamanda gördük özellikle işte maçında mesela. E dün de ayakta duran tek kişiydi. Evet 11 sayı attı. Yani Guduric sağdayken Fenerbahçe artı 7'ymiş. O nasıl oldu bilmiyorum. O biraz da ile Wesley'e denk geldiği için. İsmet Wesley 0. Ne artı ne eksi. Polonara eksi 3 öbürleri zaten evet, eksi eksi beşler, evet. 15'ler, 20'ler, 25'ler. Yani şimdi ben şunu anlamıyorum ya. Devre arası artık NBA'de de biliyorsun. Bir şeyden laptop'tan pozisyonu hazırlayıp evet. koçun önüne koyuyorlar. Ya yani şu beşi Kimse George için önüne koyamadı mı ya? Ya bu çok zor bir şey değil. Ya ki. Bunun hem de denedi, o da bir iki dakika falan sabretti, sonra hemen değişti. Hayır, işlemi... ama sen sonra şey yaptığın zaman ikinci yarıya başlarken o beşle nasıl başlarsın ya? Biri bunu önüne koysa ilk yarı. Çünkü Polonaya da eksiye o artık 20 olduğunda oyuna girdiğinde hiç kimse artık bir şey yapmıyordu. O dönem düştü. Koç baktı. Şu beş ne diyorsun? Çünkü bunun esasında 33 bekliyordu. Zaten abi ondan, şey, ondan o, ondan o üç üç keskin nişancıyla başladı. O kesinlikle öyle beklediği için zaten öyle bir müdahale yaptı ama yani George için muhtemelen düşündüğü şuydu İşte hem sakatlıktan yeni çıkıyor, hem sürelerini idarede kullanayım istemiş olabilir. Yani ben onun açısına bakmaya çalışıyorum. İşte Wesley özellikle Wesley Henry. Biraz sürelerini dikkat edin. Yani Henry buralıyım. ilk 5 başlattı ya. Şayok da 3 ay yoktu. da doğru. Şayok iki, iki yarıda da ilk 5 başladı. Söyleyeceğin hiçbir şeyin bir elle tutulur tarafı yok. Ben bir... Yani o argümanı bir yerden patlatabilir. Evet, <laughs> doğru. Ben de söylerken de düşündüm abi. Hayır şimdi Henry şey yapıyorsa o zaman Baskonya maçına İsmet'i de alırsın. Bu adam bir gün arayla iki maç oynayacak. Üç aydır maç yapmamış. Çok ciddi bir sakatlıktan geliyor. Ben onu 10-12 dakika... Kaç? 23 dakika mı? Ne oynattı evet. şey maçında? Bas Çünkü Henry şey bir oyuncu olduğu için... Yani sakatlıktan yeni gelmiş bir şüt, şütör veya yaratıcı... Daha çabuk toparlanabilir. Fiziksel olarak. Ama Henry, tamam. Ama Henry seni ısıracak evet, ya. Atletizmi o güç kuvvetiyle evet. oynayan bir oyuncu. Çok önemli onun tam %100 olarak dönmesi. Henry savunmanın şeyi... Nasıl yapılacağını belirleyen isim. Evet o yarı sağda, tam sağda ısırmaya başladığı zaman hele Şehmuz varsa yanında he hepsi bir seviye yukarı ısırma şeyine geçiyorlar moduna geçiyorlar. O dönemki Floyd'u hatırlar, şimdiki Floyd'a bak. Yani şu an kayıp ben neredeyim diyor ya. Panathinaikos'a döndü. Halbuki o ısıran takımda ne kadar faydalıydı. Ama madem sakatlıktan döndü e o zaman Baskonia maçında da 23 dakika oynatma. Bu maça hiçbir şey kalmamıştı her söyleyeyim sana. Orada İsmet'i de al, dakikaları daha da böl. Ama şimdi dediklerinde doğruluk payı var. İkinci en çok ya yani vesi de 23 küsür dakika oynadı o maç. Evet. <laughs> ya yani ze vesi çok zeki <laughs> olduğu için bir ara iki maçta da çok yoruldu. Evet. Çok zeki olduğu için, çok tecrübeli olduğu için şey yapıyor idare ediyor. E peki Şayok niye iki yarıyı da ilk beş başlıyor? ama ben o örneği biraz da az önceki örneği ...Georgia için maç açıklamandan açıklamalarından da referans verdim. Biraz o da işte yorgunluk, deplasmanına gelmiştik vesaire. Muhtemelen de o yüzden hani daha az oynattığını düşünüyorum ama yani hani sen mesela şimdi şu konuda kesinlikle herkes en fikirdi. Yani bu takım işte bu galibiyetlerin silinmesi vesaire tamamen moral. Ya herkese etkiler. Yani Ha şöyle 3 galibiyetin 4 mağlubiyetin olmuş olsa ya da 2 3 etkilemez. Ama hepsine yenip ikisi de işte hep sadece silinen maçlar değil. İkisi evine geliyor. Evet. Dağılmış iki takım. Ama işte motivasyon dışında teknik anlamda da bir şeyler görmek hepimizin istediği Aynen. ama onu hiç göremiyoruz yani. Aynen. Zaten burada aslında eleştirdiğim takım, noktada takımda bir şey düzen eksikliği var. Evet. Yani hücumda bir bir kere e ee, tabii o yıllarca coaching yaptığı için e, o tür şeylere daha dikkat ediyor. Yani 3-5 hücum şöyle baktık. Spacing diye bir şey yok ya. Yani Fenerbahçe'nin en dünyanın en üstü gelse bu düzende topa değemez. Barcelona'ya bakıyorsun tam tersi biri bir köşe, biri bir köşeye, biri bir, bir kanada. Yani bu sadece perdeleme geliyor. kaynaklı bir şey de değil. Yani kalitesi mesela posta boyun atarak da mesela o spacing gibi adam açabiliyor. Ya fizik olarak çok değişik bir evet. adam. Yani Exum da aynı şekilde çok ee, özel bir fizik. Yani işte, Hatta bir o guard lazım NBA'den Exum yani, alıyorsun. Yok ilk yarıda üçledi mesela. O da çok önemli bir eksik oldu o maçın gerekeni. O tam uyum sağlayamadı ama esasında bir sene daha kalırsa gelecek sene çok daha faydalı olur. Bence ama Avrupa o dönmek için, istiyormuş. Avrupa için çok özel bir oyuncu bence abi. Kim? Ex Exum. Özellikle Tabii canım Zili. %100. Higgins'in de sakatlığını sezonun kapanmasından sonra onunla işte sezon sonuna kadar anlaştılar. Özellikle son dönemde çok iyi katkı vermeye başladı. Abi bakıyorsun Higgins yok. Oriola yok. Yuko Baitis yok. Yuko Baitis yok. Ve Sertaç. Sertaç yok. Hiç yani. Oyuna giremiyoruz. Yani tamam sende de dekolo yok. O da tartışılır ya. Yani. Ondan bana sorarsan Fenerbahçe dörtte 4 yaparsa hala bir yüzde yüzde yirmi şansı olabilir. Ama geçen sene yapılan hatayı bu sene yapmayıp e, bir kere Georgia işte devam mı değil mi? Çünkü opsiyon kulüpte bildiğim kadarıyla. Evet, bir artı bir artı bir olması lazım. <laughs> tamam dediğin an koç adayını belirleyeceğim. Ve artık her yıl koç değiştiremeyeceğim. Ya artık uzun vadeli bir plan yapması gerekiyor Fena Ya bunu da yapacak Avrupa'da kaç koç var sence? Yasikevici'yi alamay alamazsın. Lasso alamazsın. Lasso'yu alamazsın. İtudisi. İtudisi istemem. Ha İtudisi şu sebepten istemem. Dekon'un başına gelen onun da başına gelecek. Rüzgar olmayacak arkasında. Evet, bir anda şaşkına dönecek. Doğru. Şimdi her şeye alışmış. Maçı o yönetiyor. Bir şöyle yapıyor. Bir sonraki düdük Çeskale yine. Tabii. Fenerbahçe tam tersi. Ondan İtudis'i istemiyor. Yani e, şu an biraz isim üstünde olan koçlar. işte Pascual, Trinkieri. O ikisi var. Ben üçüncüyü bulamıyorum. Yani evet. Euroleague seviyesinde olan koçlar arasında işte büyük koç hariçinde haricinde öyle e, potansiyelde diyebileceğimiz yine o ikisidir muhtemelen. Peki büyük koç olarak kimi görüyorsun? Yasikevçus, Lasso. Ya onları alamıyorsunuz evet. zaten. Evet o yüzden. Yani alabileceğin bir büyük koç var mı? Şimdi üç Rus takımı olmazsa seneye ki yüzde doksan olmayacak. Yok ya. i̇sim olarak. Perasovic var. Ee, Radonjic mesela kısa yıldızda iyi iş yaptı. Uzun vadeli bir plan yapacaksın. Yok kesinlikle Trinke ve o ekip. Başka üçüncü bir isim yok. Evet. Obra'yı alamıyorsun. Zaten Partizan Euro Liga gelecek. Yani kazanamasa da Ruslar olmayın, olmadığı için gelecek. E kimi alacaksın? O zaman son bir soru sorayım ben size burada. Dün İsrail'de çıkan haberler de vardı. Fenerbahçe'nin Pasquale'le ilgilendiği yönelik. Muhtemelen dedikodudur ama hem onu sorayım hem de ikisi arasında bir tercih yapacak olsanız mesela siz. Trinker ve Pasquale arasında sizin tercihiniz Abi, ne olur? Trinker ile benim bildiğim e, Kokoşkov'dan önce bayağı bir yol almışlardı. Trinker'in bir Fenerbahçe sevgisi ve merakı var. Ondan zaten Fenerbahçe'ye karşı takımını olmadığı için acayip hazırlıyor. Ya Pascal Çavi e, yani maça çok iyi hazırlanan hakikaten e, maç içinde senden ekstra bir coaching gelmediği tak ama mesela Obra mahvediyordu adam. Yani Obra bir buradan vuruyordu bir buradan vuruyordu bir ensesine vuruyordu yani sadece Panathinaikos ve şeydeyken değil Zenit'te değil. Geçmişte. Barcelona'dayken kendi öyleydi. O maçları da hatırladım. Mesela genelde maça iyi başlayan taraf hep Pascal'in takımları. Hayır çünkü hazırlığını iyi yapmış. Evet. Yani hazırlığını iyi yapmış. İyi koç. Kötü koç demiyorum. Ama senden bir yani satrançta bir karşı hamle geldiği zaman ona eli ayağı şey oluyor. Trinkeri öyle değil. Yani Trinkeri maçı yaşıyor bir kere. Yani her koç yaşıyor da o gerçekten yaşıyor. Ee, elindeki malzeme Trinkeri'nin bence çok önemli. Pasqual malzemeye göre bir taktik üretmekte daha başarılı bana sorarsan. Ama Trincare'ye doğru malzemeyi verirsen çok daha şey yapabilir. Ee, ben alabiliyorsan Trinkeri alırım yani. Sen? Yani çok zor bir seçim bence ama yani ben de... Yani hem Trinkier hem Pascual. Ya aslında ikisi de biraz şeye bağlı bence. Kadro ve özellikle o guard temelli bir takım olduğu için. Yani Pascal'ın o Barcelona takımlarını hatırlıyor musun abi? İnanılmaz takımlardı ya. Hatırlıyoruz. Evet, o da hayattar... Daha maluptu, değil mi? Bir mağlubiyet miydi o Panon'un elediği sene? Yani çok yüksek ihtimalle bir mağlubiyet diye hatırlıyorum ama. Yani. Hı, yanlış olmasın. Ya özellikle mesela Trinkier'i geçen seneki Bayern performansından sonra zaten çok kötü bir takım yani o Bayern takımı. Yani bu seneki Bayern de öyle çok amşan bir takım değil ki. Ya yani bu sene Lucic çıkar. Var mı almak istediğin biri? E geçen sene mi? Geçen sene Wade Baldwin vardı en azından. Ama Boateng ve Reynolds yıldızlaştıran da yine Trinke oldu. Tabii işte onu söylüyorum evet. ben de. Aynı şekilde düşünüyorum ben de bu konuda. Ama gelir mi bilmiyorum. Çünkü o iki sene önce bayağı hevesliydi gelmeye. Hatta ben... Ama şu anda bence listenin çıkarılması lazım. Evet. Hatta karar verim, George devam edeceksen George Bush'e göre bir takım kuracaksın. Hatta kadro hazırlıklarını da ona göre hemen başlatmak. Ondan sonra bahanesi olmayacak yani. Kesinlikle katılacağım. Abi o zaman yavaştan programın sonuna gelelim hatırlatmamızla. E, market arkadaşlarınızda indirimlerden faydalanmak için yemek sepeti uygulamasını indirip bana bir seçeneğini seçebilirsiniz. E, bu şekilde indirimli ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz diyelim. Murat abi ağzınıza sağlık. Haftaya salı günü mü? E, çarşamba yani salı günü Fener'in maçı var abi Alba Berlin. Ha salı Fener, Efes. Efes e, salı günü maçı yok abi Efes'in. Efes'in lig maçı var hatta hafta içi. Sonra normal Euro League takviminde oynayacak. Yani Efes'in haftaya Euro League maçı yok mu? Evet perşembe. Cuma. Veya cuma evet. var. Tamam cumartesi en kötü ihtimal yine baş başayız. Alba mı Fener'in maçı? Evet Fenerbahçe Alba. Tamam, abi, Alba ben. yenerse iki program daha yaparız haftaya senle. <laughs> Hangi kartlar kaldı? Komşumun köpeği hasta olabilir. Ee, ha araba bakımda. Bak o güzel. Onu daha düşünmedik. Ağzına Teşekkür sağlık. Abi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere diye o zaman.